Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kadıköy. Önünden geçerken çok merak ettiğim bazı mekanlar var Kadıköy'de. Onlardan bir tanesi fülfül çorba. 41 çeşit çorba yapıyorlar. Bunu okununca şey düşündüm ya, mercimek çorbası, paça, beyran, işte ezogelin, ne bileyim brokoli çorbası, kremalı mantar çorbası. Saydım 20'yi geçemedim. Siz aşağı yazın bakalım size zahmet. Kaç tane çorba içtiniz farklı bugüne kadar? Ben pöç çorbası da içtim. Ya hepsini saydım, 20'yi geçemedim. Siz geçebiliyor musunuz merak ettim. Burada tam 41 çeşit çorba yapıyorlarmış her gün. İçeri gireceğiz şimdi. Mekanın hikayesini, fiyatları, lezzeti hepsini size anlatacağım. Başlıyoruz. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Dışarıdan baktık, 41 çeşit çorba. Evet, gün içinde ben, 41 çeşit çorba çıkarıyoruz. Ben bugüne kadar içtiğim çorbaların çeşitlerini saydım, 20'yi geçemedim. Bakalım burada nasıl olacak? Buranın hikayesini dinleyebilir miyiz sizler? Fülfül çorba nedir? Ne kadardır var? Şefimiz 40 yıldan fazladır bu işte. Ama fülfül çorba bir 6-7 aydır açıldı. 6-7 aylık yeni bir marka. Evet, fülfül yeni bir marka. Önünden geçerken çok dikkatimi çekti. Tabelanız falan çok ilgi çekici. Evet, bayağı özenli, bayağı evet. Emek harcanmış bir işte. Evet, İçerisi de çok şık bu arada. Evet. 6 aylık marka yeni. Bu 41 çeşidi sayabilir misiniz bize? Ya daha doğrusu değişik olanlar. Şimdi mercimeği biliyoruz, ezogelini biliyoruz. Ne bileyim, paça varsa paçayı biliyoruz. Farklı da bir çorbalarınız var sizin? Şimdi paça var ama şimdi buradaki farklı bir tarif. Paçanın, mesela dışarıda içtiğiniz paçalardan hepsi çok farklı. Zaten bütün ürünlerde 48 saat kaynatılmış bir ilikli kemik suyu var. 48 saat. Yine paça çorbası aynı şekilde. Sadece bir paça çorbası değil yani. Anladım. Mesela feriştah diye bir tane çorbamız var. Evet. Kelle paça diyemiyorsun. Çünkü çok daha lezzetli, çok daha özenli bir çorba. Gösterebilir misiniz? Kolajen üzerinde zaten birikmiş durumda yağ ve kolajen. Evet. Ürününde böyle. Evet. Şimdi ben en iyi bugüne kadar içtiğim paça çorbasını İzmir ve Bursa'da içtim. Onlar da bu şekilde sizin gibi uzun uzun kaynatıyorlardı. Ona benzerdi. Şu an yaptığınız şey... Şu an ben karıştan servisi yapıyorum. Evet. Biz bunu benvalide belli bir ısıda tutuyoruz. Evet. Belli bir sıcaklıkta tutuyoruz ama müşteriye verirken mutlaka biraz daha kaynar yapıyoruz. Daha keyifli, daha rahat içebilmesi için. Bu feriştah çorbası. Evet. Hoş geldiniz. Şimdi paçanın o etinden mi giriyor? Paçayı feriştah çorbası diyorsunuz ama sizin tarzınıza yapıyorsunuz. Feriştah yani kelime anlamı feriştah en iyisi anlamında. Yani bundan daha öteye ne kadar geçti? Çorbanın feriştahını yapıyorsunuz yani. Evet. Çok güzel. Şimdi, masa bir servis. Evet. Burada şimdi orada görüyorum öküz kuyruğu, badem, öküz kuyruğu dediğimiz. Evet. Köç. Köçe ben. Evet. Bu köç. Aynen. Badem dediğimiz bir çorba var. O nedir? Ve bu kemik suyu içindeki. Evet. Hepsinde. Badem de şehzadelerin, Osmanlı'da şehzadelerin sünnet düğününde yapılan bir çorbaymış. Oo. İçinde süt ve badem var. Biz sadece bunu, süt ve badem var. Süt ve badem var. Yani illaki şefimizin kendi bir yorumu mutlaka vardır ama süt ve badem var. Evet. Üzerine bir servis ederken tane karabiber ve zaten fülfül karabiber demek biliyorsunuz. Evet biliyorum. Arapça kelime. Ve narla, tane narla servis ediyoruz. Hı hı. Onun dışında bizim yine saray çorbamız var böyle bol dana etli. Evet, çok yoğun. Evet. Bu da bize özgü. Sebze çorbası var. Bu da safranlı sebze çorbası. İçinde yine ilikli kemik suyu var. Hı. Biz bunu... Gördüğüm çorbalarımızın yani kıvamları hep çok yoğun. Evet. Dikkatimi çeken ne oldu görselde? Altta natural işkembe demişsiniz. Evet. Ondan sonra bal kabağı var. Tabii bizim mutfağımızda da çok özenli ayrı bir ürün çıkarma bir işlemimiz var saatler süren. Evet, çok ayrı. Tertemiz duruyor zaten. Tabii ki. Hani bunu işkembeyi falan dışarıda falan nasıl ne kadar içebiliyorsunuz bilmiyorum ama içeride gayet hijyenik koşullarda. Açıkçası ben işkembe çorbasını çok güzel. Benim damak tadıma uyan bir şey değil. Çok da içmiyorum. Ama sizinki bayağı böyle ilgi çekici duruyor. Yayla çorbamız var, mercimek var, bal kabağı var. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tanesi burada. Gün içinde mi değişiyor çorbalarınız? Şu an 10 tane var ama biraz sonra 2 tane daha gelecek. Bu gidecek, sonra bir tane daha gelecek. Bir tık sıra ekliyorsunuz o zaman. Evet, bir tık devamlı eklenenler var. Gün içinde 41 çeşit çorba çıkarıyoruz. Çok güzel. Burada en değişik gördüğümüz sizin feriştah çorbanız. Size evet. Yoğun.
Ondan sonra sebze çorbanız. Benim bugüne kadar içtiklerime hiç benzemiyor. Badem iç. Gördüklerime mesela benzemiyor. Siz, evet, siz süzme mercimek çorbası dediniz ama bu mesela dışarıda içtiğiniz süzme mercimek çorbaları gibi değil. Kıvam i̇çinde dedim. Kesinlikle un yok. Hani hı-hı, kıvamı güzel ama içinde kesinlikle un yok. Çok iyi. Yani kıvam bu ayrı bir şey yani. Ya şimdi ben hangisini içeceğime karar vermedim. Bir sürü var. Ne yapalım, siz önerin. Biz en fazla 3 tanesinin tadına bakabiliriz veya görebiliriz. Bir feriştah olsun. Feriştah çok ilgimi çekti oradan. Hiç denemediğiniz bir şeyin tadına bakın. Feriştah. Badem olsun. Feriştah olsun. Başka ne yapabiliriz? Sarayınız da güzel duruyor. Sarayı da anlatmak gerekir. Saraydan da yapalım. O 3 çorbadan yapalım. Bir feriştah, bir saray, bir badem. Aynen öyle. Tamam. Özenli bir dükkandayız. Çok özenli. Yani fine dining muhabbeti var. Yani herkesin dilinde bir fine dining muhabbeti var. Fine dining ise burası fine dining. Neden? Bakın, çorbaların servis ediliş biçiminde her çorbanın kendine has bir sunumu var ve tabağı var. Burada saray çorbası, feriştah ve badem çorbasını istedik biz. Bakın, badem bu şekilde sunuyorlar diğerleri. Badem, şehzadelerin sünnet töreninde yapılan 40 çeşit ayrı yemeğin yapıldığı bir törenin başlangıç yemeği. Aynı zamanda hazmettirici özelliği durumundan dolayı, hani bunu içersin, devam edersin yemek yemeye. Ardından şerbetler içersin, devam edersin yemek yemeye. Böyle 40 çeşit yemeği yermişsin. O zaman da öyle bir söylem var. Şimdi geldi, hemen badem çorbasıyla başlayalım. Üçü de başlangıç ama üçü de yemek gibi. Yani bunları yedikten sonra karnınız doyar. Hani normalde çorba başlangıçtır, ardından yemek yersiniz ya. Bununla karın doyurursunuz net olarak. Şimdi bunun kıvamını az önce gördünüz çekim sırasında. İçinde nar da var. Şöyle narından falan çok karıştırmadan şöyle bir alayım bakayım. Yani değişik. Değişik bir çorba. Şunu aldık. Çorbanın feriştahını içelim hadi. Şöyle aldım. Hatta kaşığı da değiştireyim. Şöyle bir sarımsakladık da biraz. Kolajen bombası resmen. Şöyle alalım. İlginç koku da yok. Yani o paçanın böyle ağır bir kokusu olur ya, o da yok. Oldukça kolajen dolu. Yağı böyle bol. Hani Kars'ta yediğim çorba vardı mesela, paça çorbası. Aşırı yağlıydı. O kadar yağlı da değil. Çok rafine bir yemek yemiş oluyorsunuz. Sanırım ben korona olmadıysam şimdiye kadar, olmadığımı varsayıyorum. Muhtemelen bu yediğim içtiğim şeylerden dolayı. Yani bunlardan içersen korona falan sana bulaşmaz diye bir geyik de yapmadan durmayalım. Bu bir çorba gibi ama dediğim gibi ana yemek kadar da güçlü doyurucu bir şey. Şöyle yine bir göstereyim. Bunun içine de sarımsak atabiliyorsunuz. Daha bir yoğun. Çorbadan biraz daha yoğun. Dediğim gibi bu yerde zaten, bu mekanda çorbaların hepsinin kıvamı çok yoğun. Dolayısıyla lezzet de yoğun geliyor. Şöyle bir çorba. Çorba demeye bir işaret lazım. Güzel bir yemek gibi duruyor. Etin tadını böyle iyi geçmiş olarak alıyorsunuz. Şuradaki kıvamda, şurada yine damağı vuran şeyler var. Damağı şaşırtan ve vuran şeyler var. O anlamda da çok keyifli. Şöyle yanına banyo turşusu veriyorlar. Böyle yemeklerin yanında turşu biraz damağı nötralize etmiş oluyor, temizliyor. Şimdi buranın bir tatlısı varmış. Çorbaları şu şekilde anlattım size, tatlı gelsin, devam edelim. Şimdi burası çorbacı. Ama kendilerine has özel bir tatları var. Nazlaç, güllaçla sütlaç arası bir durumu varmış. Bir gel Enes'cim. Üzerinde cevizler var. Şöyle narlar var. Şöyle bir kaşık alayım. Tarçın da var. Cevizden de alayım. Bir de şuradan ceviz sarılı almak istiyorum. Oldukça iyi. Kıvamı ilginç. Yani o gelen damağa kıvam ilginç. Çok hafif. Yani tatlının ötesinde çok hafif. Bir muhallebi gibi aslında. Ama çok lezzetli. Efendim, ben bu mekana bayıldım. Daim olacağım mekanlardan ki, zira evime yakın. Keyifle gelip giderim. Burayı bana aranızdan Osman Yüksel diye bir arkadaşımız var.
Önce takipçimdi, daha sonra buluşa kahve içtik, sohbet ettik defalarca. Arkadaşım oldu. O söylemişti burayı denememi. Onun sayesinde burayı denemiş oldum. Ona teşekkür ederim. Henüz uyardı fiyatları söylemedin diye, onu da söyleyeyim. Çorbalar fiyatları burada 14 liradan başlıyor. 30 liraya, 35 liraya kadar değişik baremlerde çorbalar var. Bizim içtiklerimiz 29 ile 32 arasında içtiğimiz çorbalar. Kıvam anlamında çok yoğun, emek anlamında çok emek verilmiş çorbalar. Klasik bildiğiniz çorbacılarda Kadıköy'de 3 liraya da çorba, mercimek çorbası veren mekanlar var. Ama lezzet arayışındaysanız, yani fiyat değil, lezzet arayışındaysanız bu mekana gelip bu çorbalardan kesin deneyin. Ama ben fiyat arayışındayım kardeşim, lezzet çok da önemli değil, karnım doysun yeter diyorsanız 3 liraya da çorba anlatmıştım. O videolara geçip onları da izleyebilirsiniz. Yavaş yavaş da videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Ama şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu video Ramazan öncesi çekildi. Şu an muhtemelen ben de sizler gibi iftar saatini bekliyorum. Sevgiyle kalın.